CHP'nin adalet yürüyüşü Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Yürüyüş için siyasi şov diyen Bahçeli, CHP'yi kendine çeki düzen vermeye çağırdı. OHAL uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, CHP ile yeni bir polemiğin daha fitilini ateşledi. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur. Hedefine yine ana muhalefeti aldı. CHP liderinin adalet yürüyüşüne bu sözlerle tepki gösterdi. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı adaletin ağasından kim bahsedecekti? O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi olacaktı? Ankara başkentimiz mi olacaktı? Siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Bayramın ikinci gününde partililerle bayramlaşma sonrası kameraların karşısındaydı Bahçeli. 15 Temmuz'dan bu yana geçen 347 günün kısa bir özetini yaptı önce. Sözü OHAL'e getirdi. Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir. Herkes haddini bilmeli. Olağanüstü hali bahane ederek 15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip çıkmamalıdır. CHP'ye hem OHAL'in kalkması talebi hem de yürüyüş üzerinden yüklendi. Yürüyecekleri yerde meclise gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur.